ilk gün çok hareketli geçiyor. Çok enerjik bir standımız var. Çok da ilgi görüyor. Çünkü bu stand normal Kiyılı'nın algısından farklı bir algı taşıyor. Kiyılı Project diye bir spor casual line'ımız var. Rahat giyim, hafta sonu giyimi, gençler için oldukça enteresan tarzda bir giyim. Bunlar bizim için yeni şeylerdi. Bunları yaptık ve halkımıza sunmaya başladık. Çok ciddi anlamda talep var. Onu da tanıtmak için bu standımızı açtık. Perakende günlerinde tanıtıyoruz ürünlerimizi. Çok beğeni ile izleniyor ve nerede satıldığıyla alakalı bilgiler veriyoruz. Şu anda e-ticaretlerimiz de var. Çeşitli mağazalarımız da var. Ve çok başarılı bir şekilde Kiyılı Project markasıyla bu casual ürünlerini tüketicilerimize, gençlerimize veriyoruz. Daha da güzel işler yapacağız. Daha dinamik işler yapacağız. Teknoloji anlamında, ekoloji anlamında müşterilerimize güzel iletişimlerde bulunacağız. Hem iyi yerlere gideceğiz Türkiye'de, hem de dünyada bir marka olmayla alakalı iyi yoldayız diyebilirim. Önemli projelere de imza atıyorsunuz son dönemde. Açılışlar yapıyorsunuz. Bir NFT projenizi size tanıttınız. Evet. Bunlarla ilgili son dönemdeki projelerinizle ilgili biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Holografik ortamda NFT defilesi yaptık. Bir erkek giyiminde ilkti bu dünyada. Erkek giyiminde holografik olarak NFT defilesi yapan ilk firmayız. Metaverse dünyasındaki çalışmalarımızı fizik dünyasıyla nasıl bağlarız? Nasıl müşteri akışını sağlarız diye biraz projeler geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili yeni projelerimiz var. Ve Metaverse dünyası yaşayan o algıyı fizik dünyasına, oradaki yaşayanları fizik dünyasına çekerek farklı bir pazarlama yöntemiyle, farklı bir algıyla müşterilerimize fayda sağlayacağız. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Önemli olan farklılık yaratmak. Herkes Metaverse dünyası diyor, sanal dünyanın içinde geziyor ama fizik dünyasına bunu bağlamak çok önemliydi. Bizim böyle projelerimiz var. Yazılım şirketlerimiz var. Görsel işleme yazılımlarımız var. Robotik cevaplama sistemlerimiz, yazılımlarımız var. Qualys şirketimiz var Bilişim Vadisi'nde. Perakende ile alakalı çözüm odakları yazıyor. Bunlar bizi bir adım öne taşıyor. İletişimde çok ciddi teknolojiyi kullanıyoruz. Dijital çağda çok ciddi yenilikler yapıyoruz. Yani alışılmışın dışında işler yapmaya çalışıyoruz ki insanları biraz daha hayrete düşürelim ve dünyadan geri kalmayalım diye. Uluslararası alanda marka olmak için sponsorluklar yapıyoruz. Azerbaycan milli takımı, Romanya milli takımı, Makedonya Olimpiyat Komitesi, Kızıl Yıldız futbol takımı gibi spor severlerin tanınacağı ve markamızın ileri gideceği şekilde sponsorluklar yapıyoruz. İtalya'da Modo'nun kalbinde Fortitudo Bologna takımına Kiyılı Fortitudo Bologna ismini verdik. Formalarda Kiyılı yazıyor, statta Kiyılı yazıyor. Yani markamızı çok iyi anlamda konumlandırmaya ve yurt dışında markalı ihracata gidecek bütün kanalları zorluyoruz. Çünkü Türkiye'nin bugün kilogram başına ihracat değeri 1.30 dolar. Biz markalı ihracat yaparsak bu 35-40 dolarları bulabiliyor. Bunu zorlayıp markamızı doğru yerlere getirmemiz lazım. Hem ihracat rakamımızı arttırmak adına hem bir dünyada Türk markasının bayrağını dikmek adına çok önemli.